Hepiniz 14. Sünü Nazilli'de düzenlediğimiz Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi'ne hoş geldiniz. Esasında aydına olan vefa borcumuzun bir parçası. Daha önce Germencik ve İncirliova belediyeleri de sağ olsun onların destekleriyle de çok güzel iki tane kongre yaptık. Elimizden geldiğince bizi yetiştiren bu şehre vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi gerek iç gerek dışarıda büyük bir tehdit altında ülkemiz. İç hainlerle ve dış hainlerle uğraşıyoruz. Biz bu hainlere inat, gene de ülkemizin birliği, bütünlüğü için, beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz. Efendim, kongremize hoş geldiniz. Öncelikle adli bilimler nedir? Onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hepinizin çoğunuzun ya da bildiği gibi adli olaylarda bilgisinden yararlanan kişilere bilirkişi diyoruz. Birçok adli olguyu çözümlemek, özel bilgiyi, tekniği, uzmanlığı gerekiyor. Ve savcı ya da hakim ele aldığı çözümlenmesi teknik bilgiyi gerektiren bir durumla karşılaştığında o konuda yetenekli gördüğü kişilere başvurup onların görüşünü alır. Ve genellikle bilirkişilik denildiğinde ilk akla gelen adli tıp olmaktadır. Ve yine hepinizin bildiği gibi adli tıbın temel görevi otopsileri yapmak, ölüm sebeplerini ve zamanını belirlemek, adli bir olaya yönelik insan vücudu üzerindeki darp izlerini belirleyerek cinsel saldırılarda delil saptamak. Bir adli diş hekimi abimiz var, emekli bir jandarma diş hekimidir kendisi. Şöyle tanımlıyor, tıbbın diğer dallarından farklı olarak bir ülkenin güvenlik, asayiş, hatta kimi zaman da politik yapısını doğrudan ilgilendiren olaylarla iç içe bir bilim dalıdır diyor. İnanmıyorsanız herhangi bir gazetenin 3. sayfasını açıp bakmanız yeterli. Ama bu yetmiyor işte. Sadece otopsiyle, adli raporla, adli olaylar çözülmüyor. Adli tıp daha büyük bir ailenin bir alt alanı olarak karşımıza çıkıyor ki biz bu büyük aileye artık adli bilimler diyoruz. Ve adli bilimleri bir buzdağına benzetecek olursak adli tıp suyun üstündeki görünen kısım. Adli bilimleri o kadar gelişmedi ki basit bir şekilde tanımlayamıyoruz artık. Tıp, sağlık, temel, fen, sosyal, siber, uzay, ulaştırma, savunma ve güvenlik bilimleriyle felsefe, spor ve sanatın adalete bilirkişilik hizmetini vermesini sağlayan bilimler bütünü olarak tanımlıyoruz. Bu geniş yelpaze içinde hemen hemen her meslek grubu yerini alıyor. Adli ticaretten sağlık hukukuna, adli diş hekimliğinden adli antropolojiye, adli tekstilden adli hemşireliğe kadar ve adli bilimciler derneği olarak 120 tane bizim alt komisyonumuz var bu alanda çalışan. Hayli hocamız örneğin adli antropoloji komisyon başkanımız tarafından çıkartıldı. Biz 2001 yılında kurulan bir derneğiz ve adli bilimlerin her adamını bir adalet değildir. Adaletin gecikmesine en büyük sebep ise bilirkişi yetersizliğidir. Ve biz her alanda bu bilirkişileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Demin 120 atıyor diye gelebilir kafanızda böyle düşünce olabilir. Hepsini bir yere sığdırdık burada. 120 tane komisyon. Adli elektrikten adli biyogüvenliğe kadar alanlarımız mevcut. Bunun yanı sıra biliyorsunuz bunları incelemek için algı araştırmaları merkezi kurduk. Ve özellikle canlı bomba analizleri ve terör mensuplarının sonuçta hepsi diğer alanlardan faydalanmak zorunda. Tıpkı ülkemizde herkesin bir bütün olarak ülke için çalışmak zorunda olması gibi. Bir çarkın dişlileri gibi adli bilimler, bir dişli eksik kaldı mı çarkın işleyişi yavaş.